Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman. Aman, düğüne giderken basma fistan mı giyilirmiş? Kadir, nasıl olmuşum? Güzel güzel. Doğru düzgün bakmadan güzel diyorsun. Ya neyine bakayım Meryem? Güzel işte. Ay bir dönüp baksan ne olur? Ya Meryem dönüp baksam ne değişecek ki? Merak etme. Gelin varken kimse size dönüp bakmaz. Ruhsuz adam ne olacak? Benim derdim gelinle değil. Benim derdim kendini beğenmiş eltimle. Küçük cadı ne olacak? Bakalım ben mi güzelim yoksa küçük cadı mı? Anne, ben hazırım. Nereden buldun bu eteği? Tanıyamadın değil mi? Yok. Sen almıştın bunu bana. Daha o zaman nişanlıydım. Ben mi almıştım? Evet. Bak bu dantelleri diktim üstüne. Ya ben çok güzel bir etek seçmişim ama. Maşallah çok güzel olmuşsun. Sen de öyle. Benimki mi? Sevgili kaynanam güzel etekleri sana alıyor, bana değil. Bu etek yeni değil. Yılların eteği. Ben sağır değilim Nisa. Bu eteği annem almış sana. Ne zaman aldın? Bugün mü? Bugün kasabaya bunun için mi gittin? Hı? Ne eteği kızım? Ben etek falan almadım. Tabii tabii, ben de inandım. Sen hep böylesin zaten. Senin tek gelinin Nisa. Ben senin gelinin değilim. Allah'ım ya Rabbim. Böyle nasılım abi? Çok yakışıklı oldun, çok. Kadir de senin oğlun değil. Meryem abuk subuk konuş. Ben de ayrım yapma o zaman. Ne oluyor ya? Ne ayrım Meryem? Ayrım ayrım yaptığım yok benim. Utanmadan bir de yalan söylüyorsun. Doğruyu söyle bari. Evet ona yeni elbise aldım de. Meryem kapa çeneni. Hep öyle olur zaten. Meryem kapa çeneni. Meryem sus. Meryem sen kenara çekil. Meryem aptal. Ne oluyor bunlara gider ayak ya? Vallahi bilmiyorum ki abi. Yürü bakalım yürü. Meryem'in yeni elbise giymeye hakkı yok. Yeni etek giymek sadece Nisa Hanım'ın hakkı. Yenge yemin ederim ki bu etek yeni değil. Sen sus. Neyin ne olduğunu biliyorum ben. Kulaklarımla duydum. Ne oluyor burada? Ya size ne oluyor burada dedim. Cevap versene. Ben gelinlerin arasında ayrım yapıyorum. Nisa'ya yeni etek aldım. Meryem'i almadım desene. Meryem, senin ne kalın kafan var. Ben Nisa'ya etek almadım diyorum. Ya niye beni anlamıyorsun? Bu etek mi yeni? Evet sevgili kayınbiraderim. Bu etek yeni. Yenge biz bu eteği aldığımızda Nisa'yla yeni nişanlanmıştık. Sen onlarla birlik olacaksın tabii. Benle birlik olacak değilsin ya. Meryem, odana git. Neden odama gidiyormuşum? Bana odana git diyeceğine anana hesap sor. Neden benim karımı ayırıyorsun diye sorsana. Meryem, sana odana git dedim. Ben düğüne müğüne gitmiyorum. Artık gelin kaynana gidersiniz. Biliyorsun. Çok lezzetli olmuş anacığım. Afiyet olsun yavrum. Ben de çaydanlığı getireyim. Dur oğlum. Dur bir söyleyeceğim var. Dur otur. Anne uyanık zaten. Canı yemek istemiyormuş. Oğlum. Hepiniz bir aradayken size söyleyeceklerim var. Hayırdır anne? Hayır olacak inşallah. Hadi yavrum, hadi. Hadi çağır da gelsin. Hem çaydanlığı da getirirsin.
Meryem. Annem seni çağırıyor. Dediğimi duyuyor musun? Annem seni çağırıyor. Ne yapacakmış anam beni? Hepimize birden diyecekleri varmış. Sevgili gelini yok mu yanında? Ne diyecekse ona desin. Allah'ını seversen yine başlama Meryem. Kadının diyecekleri varmış. Anlamıyor musun? İyi tamam tamam. 10 saatte gelme tamam? Çocuklar, ben bir karar aldım. Size onu diyeceğim. Biliyorsunuz benim 2 ineğim var. Ben onların birini Meryem'e, birini de Nisa'ya vermeye karar verdim. Buna ne gerek var anne? Zaten hepimiz aynı evde değil miyiz? Doğru. Hepimiz bir evdeyiz. Ama bundan sonra o inekler sadece Meryem ve Nisa'nın olacak. Anne, ben ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Yavrum, ben o ineklerin sütünden kazandığım parayı ikinize harcıyordum. Bundan sonra herkes kendi baktığı ineğin kazancını kendisi harcasın. İster parasını biriktirir, isterse yer. İster kendine urba alır, isterse ayakkabı. Keyif sizin. Hadi çocuklar hadi. Çaylar buz gibi oldu. Karnımızı doyuralım. Çok güzel. Sürmeli gözlüm. Bundan sonra seninle ben ilgileneceğim. Ben sana çok iyi bakacağım. Sen de bana bol bol süt verirsin inşallah. Oo, maşallah maşallah. Muhabbet kurulmuş bile. Evet kurduk. Kamil. He canım. Annem sütü köylüye satıyordu. Ama ben başka bir şey düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Hani şu kasabadan gelen süt toplayıcıları var ya. Onlardan biriyle anlaşsak da sabah akşam gelip sütü alsalar. İyi de onlar az para verirler. Az verirler ama sütün hepsini de alırlar. Annem her zaman hepsini satamıyordu. Tamam, ben birini bulurum. Canım. Canım. Nisa! Nisa! Gel. Şimdi gelir Bekir abi. Kaç tavuğunuz var? Tavuk mu? 50 tane falan var. Yumurtaları da sizden alalım o zaman. He, yumurta olmaz abi. Onun için bizim Ayhan abiyle anlaştık biz. Hangi Ayhan? Şu bizim aşağıki köydeki sıraların Ayhan yok mu? Tanımıyor musun sen onu? He, olmaz. Ayıp olur yani. He, canım benim. Şimdi Bekir abi her sabah her akşam gelip sütler alacak. Yenge istersen sen de sütünü Bekir abiye sat. Litresini kaça alacaksın? 50 kuruş. 50 kuruş mu? İstemez. Ben köylüye 1 liradan veriyorum. Sen bilirsin bacım. Siz biraz oturun, ben hemen sahip getiriyorum. Gel biraz soluklanalım abi içeride. Gel. Kış kış. Bunlar bizim ailenin gülleri, biliyor musun sen? Bilmez miyim? Bunları ben ellerimle büyüttüm. Of, of, of! Gene niye ofladın Meryem? Ben oflamayayım da kim oflasın? Sütün yarısı kaldı yine. Yaparsın artık, bir sütlaç yeriz. Nisa bütün sütü satsın, para kazansın. Ben de sütlaç yapayım, öyle mi? Ya sen toptancıya vermek istememişsin. Suç kimin? Kadir. Ne var? Sen de birini bulsana. Bekir var ya.
Bekir onlar buldu. Şimdi laf ederler, hazıra kondu derler. Tövbe estağfurullah ya. Sen nasıl bir insansın? Neden böyle desinler ki? Aman, ne derlerse desinler. Ben de bundan sonra Bekir'e vereceğim sütü. Ben 1 liraya getiririm onun litresini. Bu işi böyle yapmam iyi oldu ya. Vallahi ikisi de canla başla çalışıyorlar. Meryem'e baksana. Bu saatte uyanır mıydı o? Nisa'dan önce davranmış. Bir parça sudan bir şey olmaz. Günaydın yenge. Günaydın. Sürmeliğim, kuzum, günaydın. Günaydın Nazlıcan. Sen de sütünü Bekir abiye satmakla iyi ettin yenge. Ya. Satılacak, satılmayacak endişesi olmuyor. Adam hepsini alıyor. Ya, iyi oldu. Ya Allah ya Bismillah. Sizin 3 günlük paranız birikti değil mi? Evet, 3 günlük. Buyurun. Meryem Baca, senin 2 litre daha fazla. Sadece 2 litre mi? Hem de 3 günde. Evet öyle. Maşallah yenge, Nazlıcan daha bereketli. Bereketli olacak tabii. Ben onu iyi besliyorum. Daha da fazla verecek inşallah. Biraz takviye yapalım. Biraz daha. Tamam. Vallahi Meryem bacım, maşallah sübhanallah. Rekor yine sende. Hem de bu sefer 5 litre fazlan var. Buyur. Buyurun. Sağ olasın Bekir Efendi. Hayırlı günler. Hayırlı işler. Hayırlı günler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Gel Bekir, otur. Hoş geldin Bekir abi. Hoş bulduk. Oğlum hadi Bekir abine bir çay getir. Yok, aman. Ben bugün çok çay içtim. Hemen şimdi gideceğim. Meryem, Bekir geldi. Geliyorum. Kamil. Buyur abi. Benim sana diyeceklerim var. Buyur abi. Nisa Baca hayvanı neyle besliyorsa... Maşallah sütü çok güzel. Ben diyorum ki Nisa Baca bize yoğurt yapsın. Yoğurt mu? Evet. 2 katı fazla para kazanır. Bak fazla parayı duyunca Meryem de yoğurt yapmak ister ha. Meryem Baca'nın sütü iyi değil Kadir. Ben nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama bundan sonra Meryem Baca'dan süt de almayacağım. Hoş geldin Bekir Efendi. Ben bir çay doldurayım. Yok, içmeyecekmiş. Sütler hazır, ağırda. Hoş geldiniz. Nisa, gel otur, gel. Gel bak, Bekir abinin sana bir teklifi varmış. Ne teklifi? Ben senden yoğurt yapmanı istiyorum Nisa abacı.
Yoğurt mu? Evet. Ben tepsiler getireceğim. Onlara yoğurt mayalayacaksın. Sütten kazandığının da iki katını kazanırsın. Aa, ben de yaparım Bekir. Değil mi Kadir? Bekir senin sütünün iyi olmadığını söylüyor. Bırak yoğurt yapmayı, bundan sonra senden süt de almayacakmış. Benim sütüm mü iyi değil? Halt etmişsin sen. Meryem, düzgün konuş. Dediğini duymuyor musun Kadir? Benim sütüm iyi değilmiş. Nazlıcan'ın sürmeliden ne farkı var? İkisi de aynı yemeği yiyorlar. Gerçekten iyi değil Meryem bacım. Nisa Hanım, sen istedin değil mi böyle olmasını? Sen dedin değil mi onun sütünü alma diye? Ben niye öyle söyleyeyim Meryem yenge? Söylersin, söylersin. Senden her şey beklenir. Sen de onun lafına bakıp da benden süt almazsan alma. Senden başka toptancı mı yok buralarda? Bismillahirrahmanirrahim. Bir tepsi daha var. Yoğurtların çok beğenildiğini İsa Bacı. Marketlere veremiyorum bile. Lokantalar hepsini alıyorlar. Sağ olsun. Annem öğretti yoğurt yapmayı. Aslında bir ineğin sütü yetmiyor. Sana bir inek daha almak lazım. Ne samimiyet böyle? Meryem. Köylüye haber verdim. Senden süt alacaklarmış. Ben senden köylüye haber vermeni değil, bana bir toptancı bulmanı istedim. Bulamadım. Bir iki kişiyle konuştum. Bu taraftaki köylere gelmiyorlarmış. Tek senin için de gelemeyiz dediler. O tarafın sütünü Bekir topluyor dediler. Nisa cadısı Bekir'in benden süt almasını engelledi zaten. Yeter Meryem. İki de bir aynı şeyi söyleyip durma. Yalan mı? Şunların samimiyetine bakarsan ne demek istediğimi anlarsın zaten. Ne oldu kızım? Ne olduğunu kalk da kendin gör. Ben bir şey göremedim. Sen deyiver ne olduğunu. Samimiyetlerini görmüyor musun? Meryem, sen lafı ne demeye getiriyorsun? Ne dediğim ortada ana. Nisa toptancı Bekir'le öyle sıkı fıkı oldu ki sonunda onun aklına girdi. Benden süt almasını bile engelledi. Nisa niye böyle bir şey yapsın? Hadi o yaptı. Bekir niye onu dinlesin? Bekir! Buyur Hafize Ana. Bekir! Dur oğlum, dur sen. Bekir! Dur kızım, dur. Dur sen. Buyur Hafize Ana. Bekir, bizim sürmeli ile Nazlıcan aynı cinstirler. Evet Hafize Ana. Sen bunu iyi bilirsin. Cinsleri aynı olduğuna göre sütleri de aynıdır. Evet. Neden o zaman sürmelinin sütünü çok beğendin de Nazlıcan'ın sütünü beğenmedin? Neden onu almaktan vazgeçtin? Neden olduğunu söyleyeyim mi Hafize Ana? Neden? Meryem Baca süte su katıyordu. Evet. İlk zamanlar kattığı su azdı. Ama gün geçtikçe arttı. Son günlerde neredeyse yarı yarıya oldu. Bu durumda sen olsan o sütü alır mısın Hafize Ana? Yalan söylüyor anne. Bana iftira atıyorlar. Ben Nisa'ya söz verdim. Meryem Bacı'nın sütünü alamam diyemez ya. İkisi bir oldular. Bana iftira atıyorlar. Ne? Öyle deme. Olur mu öyle şey? Sen kapat çeneni. Bunlar hep senin başın altından çıkıyor. Seni utanmaz seni. Meryem, buraya gel. Buraya gel. Bana bak küçük cadı. Ben senin ne hatlar çevirdiğini biliyorum. Meryem, sana buraya gel dedim.
Bak Hafize Ana, yanlış anlama ama ben demeyeyim dedim. Vallahi billahi süte su katıyordu. Yoksa ben neden almayayım onun sütünü? Deli miyim ben? Süte su katıyormuşum. Yalancılar. Sana diyorum, sana. Ya sen kavga çıkarmaktan başka bir şey bilmez misin? Sen de bana sahip çıkacağına daha çok üzerime geliyorsun. Ya adam senin sütünü almazsa almaz. Zorla satacak değilsin ya. Adam almaz tabii. Çünkü Nisa Hanım almasını istemiyor. Allah Allah. Nedenmiş o? Sadece o kazansın, ben kazanmayayım. Meryem. Ya Nisa neden böyle bir şey yapsın? Hadi o yaptı diyelim. Bekir onu neden dinlesin? Neden olduğunu anlamıyor musun? Adamla nasıl cilveleşiyor görmüyor musun? Meryem! Ne? Yalan mı? He? Sus! 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 Nisa! Nisa ne oldu? Anne! Ya Nisa! Nisa! Nisa ne oldu kızım? Yavrum! Söyle canım, ne oldu anne? Ay niye ağlıyorsun? Artık yoğurt yapmak istemiyorum anne. Süt de satmayacağım. Sürmeliği de istemiyorum. Ama neden? Ne oldu? İstemiyorum işte. Oh. Bekir abiyi ara. Yoğurt yapmayacağımı söyle. Nisa artık yoğurt da süt de satmayacakmış. Hatta sürmeli ineği de istemiyormuş. Siz neden olduğunu biliyor musunuz? Size bir soru sordum. Duymuyor musunuz beni? Cevap versene, hadi. Siz sadece Nisa'yı düşünün. Bekir benden süt almayı kestiği zaman da böyle düşündünüz mü? Nisa'ya bunun hesabını sordunuz mu? Meryem, beni kötü kötü konuşturma. Sen süte su katıyordun. Katmıyordum. Katıyordun. Kendi gözlerimle gördüm. Ahıra su bidonuyla girerken gördüm. Ama ihtimal vermedim. Ahıra su bidonuyla girmek süte su katmak anlamına mı geliyormuş? Suyu başka bir şeyde kullanamaz mıyım? Aşağı sokaktan Feyzullah ve Hasan bugün kahveye geldi yanıma. Bizden aldıkları sütle yoğurt yapmışlar. Yoğurt çok sulu olmuş. Ha? Artık bizden süt almayacaklarmış. Nisa! Nisa! Anne? Hayırlı sabahlar oğlum. Nisa uyanmadı mı? Oho! Uyandı da sürmeliği sağmaya bile gitti. Ay ben sesini duymadım da. Yavrum uyuyakaldı zannettim ben. Kolay gelsin. Sağ ol anneciğim. Anne, seni böyle işinin başında görmek beni çok ama çok mutlu etti Nisa'cığım. Anne, ben sana yardım etmek için sağdım sürmeliği. Yoksa kararım kesindir. Ben artık süt ve yoğurt satmayacağım. Nisa, sen kendini biliyorsun değil mi kızım? İnsan kendini bildikten sonra, kendinden emin olduktan sonra başkalarının dediği sinek fızıltısı gibi gelir. Bakayım biliyor musun sen? Dün Bekir'e telefon ettim. Nisa artık yoğurt satmayacak dedim. Ne dedi biliyor musun? Ay Hafize Ana, ben çok zor durumda kalırım dedi. Bir sürü sipariş aldım. Ben onlara ne derim dedi. Sen işine devam et. Güzel kızım. Hem belli mi olur? Gel. Kamil kasabada dükkan açmak istiyor ya. Bak kızım. Hem sen para kazanırsın, Kamil'e dükkan açarken yardımın olur. O kadar para kazanabilir miyim ki? Kazanırsın elbet. Niyet iyi olunca bereket de iyi olur güzel kızım benim.
Ver şu küçük cadıya. Ağlama anne. Hadi bir an önce sütleri kaynatmaya başla. Demek öyle ha? Demek çok para kazanacaksın. Kamil'e kasabada dükkan açacaksın öyle mi? Beni düşünen yok. Benim çocuğum üniversitede okuyor. Onun masraflarını düşünen yok. Kız Nisa, ben sana gönül göstermezsem görürsün sen. Hadi ben de gideyim de Meryem'i uyandırayım. Uyuyakaldı galiba. Hadi. Sürmeli, afiyet olsun. Sana bir kastım yok. Beni affet olur mu? Ya da affetme, keyfin bilir. Bil bakalım bu ne? Erik. Hayır. Kız. Hayatım, ben hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun? Ahıra gidiyorum. Hayvanları kontrol edeceğim. İyi, hadi çabuk gel ama. Güzelim, kuzum. Tatlım. Hı? Aa, olmaz ki ama. Senin yemleğin saman dolu, Nazlıcan'ınki bomboş. Böyle haksızlık olmaz Sürmeli. Al bakalım Nazlıcan. Ya sabah sabah ne bağırıyorsunuz? Kadir abi! Hayvanlara bir şey oldu, yetiş! İkisi de yerde cansız yatıyor. Nisa, inekler hareketsiz yatıyor da ne demek? Ne olmuş hayvanlara? Sürmeli ve Nazlıcan yerde yatıyorlar. Koş koş çabuk yürü. İkisi de mi? Olamaz. Bayter zehirlendiklerini söyledi. Kim ne ister bu hayvanlardan aklım almıyor. Mera'ya çıkmış olsalar zehirli mantar yediler diyeceğim ama Mera'ya da çıkmadılar. Yine de yedikleri bir şeyden zehirlendiler. Ama ne? Ah, bizim de elimiz kolumuz bomboş kalıverdi yavrum. Deren arıyor. Sahi yarın Deren geliyor. Telaşımdan size söylemeyi unuttum. Aa. Ver ben bakayım. Deren, anneciğim nasılsın? Biniyor musun? Sabah buradasın inşallah. Tamam annem, görüşürüz. Araması haberimiz olmayacak. Telaştan unuttum dedim ya. Allah Allah, kim bu şimdi?
Aa, Bekir gelmiş. Ne var kamyonda öyle? Vallahi iki tane inek var. İnek mi var? Ne ineği? Bakalım bari. Hadi. Gel hanım gel. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun da Bekir. Bu inekler de neyin nesi? Bugün aldım. İkisi de Nisa abacımın. Bir gün lokantalara yoğurt vermedim. Hepsi başımın etini yedi. Telefonlarım hiç susmadı. Nisa yoğurdu yok mu diye soranlara ne cevap vereceğimi bilemedim. Nisa yoğurdu mu? Nisa yoğurdu mu? Evet. Ben yoğurtların adını Nisa yoğurtları koydum. Yalnız Nisa bacı ineklerin parasını ödeyinceye kadar benden para alamayacak. Ödeyince yine eskisi gibi devam edeceğiz. Ne dersin Hafize Hanım? Ne diyeyim Bekir? Desem desem Allah razı olsun derim. Hayırlı olsun derim. Sen ne dersin Kamil? Vallahi karım şöhret olmuş Bekir abi. Nisa yoğurtlarından müşterileri mahrum bırakmak olmaz. Hadi o zaman. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olsun. Hayırlı akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Gel gel. Hadi Nisan hayırlı uğurlu olsun. Yenge. Ne var? Bunlar ikimizin olsunlar mı? Beraber sağlık. Yoğurdu beraber yapalım. Borcu bitince biri senin olur, biri benim olur. Ne dersin? İstemez. Sadakaya ihtiyacım yok. Nisa, teklifin için çok sağ ol. Ama yengeni biliyorsun işte. İlla bir laf söyleyecek. Sen onun kusuruna bakma. Rahat gelinim, güzel gelinim. Sabırlı gelinim benim. Oğlum, canım. Küçük cadıyı görüyor musun sen? Allah'tan sinirlerime hakim oldum da onu orada paralamadım. Ne vardı Nisa'yı bu kadar bozacak? Ben ne dedim ki? Sadakaya ihtiyacım yok dedim. Evet yok. Böbürlene böbürlene. Bu inekler ikimizin olsun yenge demez mi hasbam? Allah seni ıslah etsin Meryem. Bu inekler bakalım yaşayacaklar mı? Ahıra uğursuzluk girdi mi bir kere? Devamı da gelir. Thank you.
Allah kahretsin ya. Kilitlemişler. Ben de Gündüz hallederim. Hayırlı sabahlar. Günaydın anacığım. Hayırlı sabahlar anne. Günaydın kuzularım. Günaydın. Ben geldim. Gülüm. Deren. Balım gelmiş, papatyam. Yavrum. Annem. Kızım. Yavrum benim. Ne haber amca? Gel buraya gel. Nasılsın? İyiyim prensesim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yenge sen nasılsın? İyiyim canım. Seni de iyi gördüm. Baba. Yavrum benim. Ah hoş geldin. Şuraya bak. Kuzum canım. Yavrum benim. Hoş geldin. Yavrum benim. Babam. Kuşkum. Kuzum. Kuzum imtihanların nasıl geçti? Süper geçti babaanneciğim. Anlatacağım. Ben bir içeri geçeyim. Aferin sana. Maşallah. Oh. Ben kahvaltı hazırlamaya başlıyorum. Senin için ne yapıyorum biliyor musun? Akıtma. Bildin kız. Hadi sen üstünü değiştir de ben de akıtmaları. Tamam anneciğim. Ben de hemen sofraya taşıyayım mı ben? Yok amcacığım siz oturun ben taşırım. Ya deli kız. Hiç değişmedi. Ya çocuk daha. Çocuk. Öyle tabii. Deren hadi kahvaltıya yavrum. Üstümü değiştiriyorum anne. Allah Allah. Bir şey kırıldı sanki. Bu da neymiş böyle? Şuruba benziyor ama. Neyse annem toplar. Deren. Deren hadi. Tamam geliyorum. Yenge. Akıtmaya hiç dayanamam. Ellerin neden ıslak senin? Gelir gelmez zarar yaptım ben. Sakın annemlere söyleme. Hadi sofraya gel. Üstümü değiştireyim, ellerimi yıkayayım hemen geliyorum. Nasıl özlemişim akıtmayı ya. Çaylar demlenmiş midir ha? Demlenmiştir, demlenmiştir. Verenin şerefine akıtmalarımız geldi. Oo, ben de çaydanlığı getireyim. Deren'e seslen amcız. Ya nerede tamam. Kaldı kuzum benim? Taze taze biberler de geldi. Oh. Oh. Tabii hepsi Deren için değil mi? Hepsi de benim biricik kızım için. Abi Deren'e bir şey olmuş. Ne oldu kızıma? Deren. Ne oldu kızıma be? Deren! Yavrum! Deren! 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 Yavrum! Deren. Kızım. Deren kızım. Deren amcam iyi misin Deren? Deren. Yavrum. Deren aç gözlerini. Kızım, ne oldu? Deren. Kızım. Amcam aç gözlerini. Deren. Ben yaptım. Suçlu benim. Sürmeliydi. Nazlıcan'ı da ben öldürdüm. Duyuyor musunuz beni? Ben yaptım. Az kalsın yavrumu da öldürüyordum. Sürmeliydi. Nazlıcan'ı da ben öldürdüm. Ben! Allah benim cezamı verdi. Verdi işte. Yavrum gidiyordu. Benim yüzümden kızım gidiyordu. Nisa, ne olur affet beni. Anne,
Sen de affet, ne olursun. Ben ta en başından beri yaptıklarını biliyordum Meryem. Biliyor muydun? Sürmeliği de Nazlıcan'ı da zehirlediğini biliyor muydun? Eğer onu baştan anlayabilseydim engel olurdum. Meryem'in yaptığını sonradan anladım. Aslında ben Meryem'le Nisa'yı imtihan etmek istedim. İkisine birer inek verdim. Herkes kendi parasını kazanınca nasıl olacak görmek istedim. Birbirlerine karşı, bana karşı nasıl olacağını görmek istedim. Ama bu huysuz Meryem değişmedi değil mi anne? Yine huysuzluk yaptı. Yine kıskançlık yaptı. Ama Allah ona öyle bir ceza veriyordu ki. Ne olur affedin beni. Anne, Kadir, Kamil, Nisa, affedin beni. Nisa, en çok da sana kötülük etti. Affet beni. Gönül koyma. Ne istersen yaparım. Yeni ineklere birlikte bakarız. Tabii sen istersen. İsterim yenge. Anne. Söyle anasını kuzusu. Akıtmaları bitirmeyin, tamam mı? Bitirmeyiz bir tane. Bitirsek de yenisini yaparız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.